Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. The Impossible Hamburger. Evet, mümkün olmayan hamburger değil mi? Arkadaşlar, vocabulary preview. Evet. Mashburgers on the left, with the meanings on the right. Artık bunları çevirmiyorum. Bunları siz zaten biliyorsunuz. Environment demiş. Environment'ın açıklaması ne diye bakıyoruz? İyi demiş. The natural world where people, animals, plants live. Doğal dünya diye çevirebiliriz arkadaşlar. Ve hani nerede insanlar, hayvanlar, bitkiler yaşar? İşte bitkiler ve insanların yaşadığı doğal dünya diye çeviriyoruz değil mi arkadaşlar? Burayı o şekilde çeviriyoruz. Burada da neyi öğreniyoruz arkadaşlar? Bu tür alıştırmalarda şunu öğreniyoruz. Şu kelimeyi, çevirip kelimesini hatırlamadığınızda ne şekilde ifade edebilirsiniz? Bu cümleyi kurabilirsiniz. Buna benzer cümleler kurup derdinizi anlatabilirsiniz arkadaşlar. İlle de kelimeyi hatırlamanıza gerek yok. Impossible. Evet. Possible neydi arkadaşlar? Mümkün. Impossible mümkün değil. Evet. Mümkün olmayan arkadaşlar. Ne olabilir arkadaşlar mümkün olmayan? Mümkün olmayan arkadaşlar burada possible kelimesi geçiyor. Not possible demiş mesela. Mümkün olmayan. Bu şekilde ifade etmiş. Not able to exist or be done. Var olma imkanı olmayan veya bir yapılma imkanı olmayan, bir done, pasif kullanmış arkadaşlar burada. Emizarın veya be'nin kendi hali ve fiilin üçüncü hali pasif oluyor, yapılması oluyor, bir şeyin edilmesi. Create verb, verb'ın v'sini koymuş, yani fiil demek istemiş. Create değil mi? Creative diyoruz ya, hani bizim meslek işte sanat dalında da mesela çok kullanılıyor, bu oradan geliyor. Create, creator, yaratıcı, create, yaratmak arkadaşlar. Üçe bakıyoruz arkadaşlar. To make something, bir şey yapmak. To make something, bir şey yapmak. Entirely arkadaşlar, entirely'ye bakıyoruz. Tamamıyla anlamında, completely burada tamamıyla anlamını vermiş. 100%, yani %100 olarak arkadaşlar burada geçiyor. Ingredient, içerik arkadaşlar. Ingredient'i nerede vermiş? A food that is added to a dish or recipe. Yemek tarifine veya neye arkadaşlar? Tabağa eklenilen diyor yemek. Bir yemek diyor. Nasıl eklenilen? Bu da pasif değil mi? Bu da pasif. Fiil düzenli hali olduğu için iyiydi hali. Ama düzensiz olsaydı üçüncü hali olacaktı pasif olma eklenilen. Nereye? Bir tabağa, to a dish veya recipe. Veya bir tarifiye, yemek tarifine arkadaşlar. Currently, değil mi? Currently, son zamanlarda demek. Currently, son zamanlarda. Bu da at the present time, günümüzde demek istemiş. Yani yakın zamanları ifade etmek istemiş. Product, arkadaşlar. Product ne olabilir arkadaşlar? Ürün değil mi arkadaşlar? Something that is made so people can sell it. Ha? Something, bir şey. Şimdi bu bir şeyi açıklıyor that'le. Bir şey, nasıl bir şey? Is made, yapılan bir şey. Böylece insanlar onu satabilir. So, böylece insanlar onu satabileceği bir şey. Yapılıp böylece insanlara satılabileceği bir şey diye ifade etmiş prodüktü. Ürün yani değil mi arkadaşlar? Location arkadaşlar, yeri nasıl tarif etmiş? Bakıyoruz. Place demiş arkadaşlar değil mi? Place, yer. Place arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Use the above words to complete the sentences. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamla. Tamamla complete the sentences. Above words, yukarıdaki. Use the plural form. Çoğul anlamı kullan when, gerektiğinde, when necessary. It is impossible, possible, mümkün, impossible, mümkün olmayan değil mi? It is impossible to travel back in time. Evet, zamanı geriye seyahat etmek imkansız. Doğru mu? Doğru. İkiye bakacağız. Hawaii is a nice for holiday. Şimdi Hawaii güzel bir yer deriz değil mi tatil için? Güzel bir yer deriz arkadaşlar. Burada place de olabilir, yazabilirdik. Location da olabilir, yazabilirdik. Tamam, location. I am a teacher but I want to become an actor. Öğretmenim fakat bir aktör olmak istiyormuş. O zaman currently, son zamanlarda, yani şu sıralarda bir öğretmenim fakat bir aktör olmak istiyorum. Sugar is an, evet arkadaşlar, sugar is an in many kinds of food. Birçok tür, kinds of food, birçok yemek türünde, birçok yemek türünde, kinds of tür, tür oluyor bu, yemek türünde. Şeker nedir arkadaşlar?
ingredient, değil mi? Yani içeriktir, ingredient. We should take care of our, dikkatli olmalıyız. Neye? By keeping it clean, onu temiz tutarak. Neyi arkadaşlar? Tabii ki çevremizi, değil mi? Environment gelir buraya, değil mi? We should, Melih, yapsak iyi olur, etsek iyi olur. Neyi? Care, take care of, bir şeye özen göstermek, dikkat etmek. Bakımını yapmak. Canada is covered almost, kaplı. Neyle kaplı? Neredeyse, almost, neredeyse. By snow in winter, kaplı kışın, karla, neydi, tamamıyla, entirely, değil mi, tamamıyla. İşte entirely'nin burada kullanımını görüyorsunuz, yani entirely, tamamıyla, all falan demenize gerek yok, entirely, tamam mı arkadaşlar? O entirely'nin sanki böyle bir içeriği içerisinde gibi bir anlam aklınıza gelebilir ama böyle kullana kullana tam olarak oturur. That store sells many different kinds of şu veya şu bahsettiğimiz dükkan birçok farklı ne satar arkadaşlar? Products. Değil mi? Products. Different kinds of many dediği için burada çoğul yaparız arkadaşlar. Products. Ürün satar olur. Değil mi arkadaşlar? When did people first, past simple'ın did ile soru soruyor. Bu arada past'ın fiilinin kendi halinde ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu sefer yalın olmak zorunda. Çünkü didleşiyor. At present simple'daki gibi soru eklerinde fiiller yalınlaşıyor. When did people first create airplanes and computers? İnsanlar ilk ne zaman uçaklar ve neyi yarattılar, yaptılar? Bilgisayarları. Değil mi? Create'i burada bu sefer ne olarak kullanmış? Fiil olarak kullanmış. Choose any two of the above words. Yukarıdaki herhangi kelimelerden iki tanesini seçin. Seçelim. And write your own sentence ve kendi cümlelerinizi yazınız. Evet, böyle bir pratik yapabilirseniz müthiş olur arkadaşlar. Süper, süper, süperin üstü olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki alıştırmayı da bakalım arkadaşlar. Nedir, ne değildir? Impossible Hamburger'ın how much do you understand? Ne kadar çok anladın, ne kadar iyi anladın. Bakalım, according to the article, write to true or false next to the statement. Her ifadenin yanına parçaya göre yani parçanın şeyine göre, genel doğru yanlışa göre değil, parçanın doğru yanlışına göre true veya false, doğru veya yanlış diye yaz diyor. Tamam, bakalım arkadaşlar. More people are eating more meat. Çok fazla insan daha çok et yiyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Hayır, false. More people are eating less meat. Değil mi? Not more but less. Değil mi? Daha az insan yiyor. Buna false diyoruz. It is impossible to make a hamburger only from vegetables. Sadece sebzelerden bir hamburger yapmak, to make a hamburger sadece sebzelerden, from, den'den, sebzelerden mümkün değil. Sadece sebzelerden hamburger yapmak mümkün değil. False. Impossible Foods has already done this. Evet. İmkansız hamburger bunu zaten yaptı, değil mi arkadaşlar? It is possible to use potatoes to make a hamburger. Bir hamburger yapmak için patatesleri kullanmak mümkün. Evet, doğru, mümkün. For you can buy an impossible burger at more than 30 restaurants in USA. True, evet. İmkansız hamburgeri 30'dan fazla restoranttan satın alabilirsiniz. Doğru. Impossible Foods also wants to sell its hamburgers in other countries. Bir de imkansız, yani bu yiyecekler, imkansız, Impossible Foods yiyecekler ne yapmak istiyormuş? Also hamburgerlerini öteki ülkelerde satmak istiyorlar. Doğru. Bill Gates says he loves to eat hamburgers. Bill Gates hamburgerleri sevdiğini söylüyormuş. Hayır, böyle bir şey yok. Değil mi arkadaşlar? He doesn't say like that, like this, this. Okay. Discuss the following question with your classmates. Evet, sınıf arkadaşlarınızla aşağıdaki soruları tartışın. Would you like to try, kavga edin değil arkadaşlar, tartışın. Would you like to try the impossible burger? Why not? Impossible burger'ı arkadaşlar kullanmak ister misiniz? Neden? Veya kullanmak istemezseniz neden kullanmak istemezsiniz? Do you think the company will make lots of money? Sizce şirket çok para kazanacak mı? Neden abi? Can you think of another name for the impossible burger? Can you think of another name for the impossible burger? Can you think of another name for the impossible burger? Mümkün olmayan hamburgerle alakalı, imkansız hamburgerle alakalı arkadaşlar.
Başka bir isim düşünebiliyor musunuz? Evet. Choose one of the above discussion questions. Yukarıdaki herhangi bir tartışma sorusunu ne yapın? Seçin. Write a short paragraph to answer it. Kısa bir cevap yazarak onu cevaplayınız diyor arkadaşlar. Böylece programımızın da sonuna geliyoruz. All things grammar, all things topics adresimize ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Artık arkadaşlar benim videoları da, benim bu Türkçe videoları da kendi sitesinde yayınlıyor. Hani paylaşım kısmında ana sayfasında sağda tıklarsanız görebilirsiniz. Share it diye yazıyor. Orada benim videolarım artık var arkadaşlar. Web sitesinin sahibi öğretmenimiz, öğretmen arkadaşımız, meslektaşımız Kanada asıllı. Dünyanın her yerinde İngilizce öğretiyor. Sağ olsun kendisi Türk öğrenciler için benim bu yayınladığım videoları kendi sitesinde de arkadaşlar yayınlıyor. Evet arkadaşlar, bir dahaki hafta görüşmek üzere.